Sevgili seyirciler merhaba. İş Dünyası ve Ekonomi Programı'na hoş geldiniz. Efendim Mart ayı önemli bir ay. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır deriz. Bir de Mart'ın çok önemli bir özelliği var. Vergi ayı. Çok büyük vergiler var, beyanlar var. Gerçek kişiler bu ay beyanlarında bulunur. Muhasebe haftası da geçen haftaydı. Muhasebe haftası ve vergi ayı olması münasebetiyle çok değerli bir konuk ağırlıyoruz bugün. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan. Onu kendisini kamuoyundan da çok iyi tanıyorsunuz. Bugün Mart ayında neler beyan edeceğiz? Hangi vergiler önemli? Kira vergili, kira gelirlerimizi nasıl beyan edeceğiz? Yeni Türk Ticaret Kanunumuz var. O ne durumda? Mart ayında yapmamız gereken yükümlülükler nelerdir? Hepsini konuşacağız. Ama reel sektörü temsil eden Yahya Arıkan, büyük bir orduyu temsil eden, onun lideri olan Yahya Arıkan'dan genel ekonomik değerlendirme de alacağız. Programımıza izninizle başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın. Nasılsınız Yahya Bey? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim bizi konuk etmenizden dolayı öncelikli olarak. Çok önemli bir aydayız. Çok önemli bir haftayı geride bıraktık değil mi? Muhasebeciler haftası, muhasebe haftası. Tam zamanı sizi ağırlamamız gerekiyordu. Üstelik siz biliyorsunuz. Biz biliyoruz, kamuoyu biliyor ki çok ünlüsünüz. Estağfurullah. Basında yer alıyorsunuz. Meslek elemanlarının gerçekten bir ordu. Hele İstanbul Odası Başkanı da çok önemli. Dolayısıyla vergileri, Türk Ticaret Kanunu, genel ekonomi sizinle konuşmak zevkli olacak. Nasıl bu muhasebe haftası nasıl geçti? Önce onu söyleyelim. Muhasebe haftası nedir? Muhasebeci haftası nedir? Ben ondan önce bir Fenerbahçeli olarak, sizin de Fenerbahçeli'nizi biliyorum, Galatasaray'a başarılar diliyorum. Onu baştan belirteyim. Ümit ederim. Bugün bu maçı alırlar. Çeyrek finale çıkarlar. Temennimiz o tabii. Temennimiz o. Yani ama bana çok kızacak Fenerbahçeli dostlarım ama benim gönlümden geçen bu Sayın Pamukkal. Onu baştan belirteyim. Başarılar diliyorum. Yüreğimle söylüyorum. Biz de öyle. İnşallah bugün güzel bir galibiyet alarak tur atlarlar. Şimdi efendim 1-7 Mart tüm Türkiye'de muhasebe haftası kutlanıyor. Nedir anlamı? Meslek yasamızın meclise sevk edildiği tarih olan 1 Mart gününü mesleğin önemini kamuoyunda paylaşmak adına düzenlenen bir hafta. Eskiden zaman zaman bir gün kutlanıyordu, birkaç gün kutlanıyordu. Ama en son yaptığımız Başkanlar Kurulu toplantısında artık hafta olarak kutlanması kararı verildi. Açıkçası biz de İstanbul Manuş Odası belirttiğiniz gibi sadece Türkiye'nin de dünyanın sayılı büyük odalarından bir tanesi. Kaç kişi var? 32 binden fazla üyemiz var şu anda. Çok büyük bir ordu. Mesela geçenlerde bizim kardeş odamız Baro, hep biz dünyanın en büyük odasıyız derler. Bir işte haftanın önüne bir etkinliğimiz vardı. 28 bin üyesi var Baro'nun. Avukatlardan daha çok. Evet, bu anlamda üye sayısı hem Türkiye'nin hem dünyanın sayılı odalarından bir tanesi. Tabii bizim sayısal yapımızdan yanı sıra üretim merkezi İstanbul biliyorsunuz. Verginin %40 İstanbul'da toplanır. Her şey İstanbul'da üretilir. Bizim orası hakikaten bir karınca yuvası gibi sürekli üretim vardır. Eğitimler, yayınlar, onlar bunlar ciddi bir üretim şeyimiz var. Bu sene haftayı 7 gün dolu dolu kutladık ama. İşte birinci gün Taksim Meydanı'nda mesleki taleplerimizi dile getirdik. Ama getirdiğimiz sayı 5000 kişiydi. O 5000 kişi o basın açıklaması yetmedi, tünele kadar yürüyeceğiz dediler. Basına pek yansımıyor değil mi? Tam anlamıyla bu sefer çok güzel yansıdı Sayın Pamukoğlu. Nasıl yansıdı? Hemen hemen biliyorsunuz medyanın bazı medya her türlü haberi artık vermiyor. Bunu acama gerçek bu. Magazin bir şey olsa belki yer verecekler. Ama duyarlı medya dediğimiz kesim hem de hepsi büyük geniş bir şekilde o kalabalığı gösterdi, verdiler. Duyarlı gösteren tüm medyaya teşekkür ediyorum. Ulusal kanalda bu konuda haftanın başından beri bizleri konuk ettiler. Sesimizi duyurduk. Bu vesileyle duruşlarından dolayı, katkılarından dolayı tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Arkasından
2 Mart günü büyük bir müzik şöleni yaptık. Bir İsmo Dostlar Korosu kurduk. Meslek mensuplarından oluşuyor bu koro. Kaç kişi? 30'dan fazla da 40'a yakın arkadaştan oluşan. Çok sesli koro. Çok sesli koro. Türk halk müziği. Biz İsmo Dostlar Korosu diyoruz. Muhteşemdi, çok keyifliydi. Arkasından 5 Mart'ta bir Türk Ticaret Kanunu ile ilgili büyük bir seminer yaptık. 7 Mart'ta meslek odalarının geleceği üzerine bir panel düzenledik. Muhteşem bir panel oldu. TEMOBİ Başkanı geldi. Sayın Soğancı'ya çok teşekkür ediyorum. Baro Başkanımız geldi. Ümit Koca Sakal. İstanbul Tabiatı Başkanı Taner Hocamız geldiler. Muhteşem bir panel oldu. Herkes doya doya dinlediler paneli. İhtiyacımız olan vardı. Velhasıl böyle yoğun bir hafta kutladık. Bu haftanın özelliği hem eğitim, hem dikkat çekmek, hem mesleki talepler. Yani kamuoyunun dikkatini çekmek, değil mi? Yani doktorlar yapıyor, avukatlar yapıyor. Evet, evet. Ama özellikle mesleki sorunlarımızı kamuoyuna paylaşmak adına yaptığımız bir hafta oldu. Ve de tabii siz de mesleğimizi yakından tanıyorsunuz. Birçok sorunlarımız var. Özellikle bürokrasiyle ilgili sorunlarımız var, angarya sorunlarımız var. Beyanname sürelerinde bir sorunumuz var. Biraz sonra konuşacağız, gelir vergisi beyannamesi. Eskiden ay sonuydu, 30'uydu. Şimdi 25'ine çektiler. Kurumlar vergisi de biliyorsunuz, o da 25'inde. Altı çek şunu 29'una çek, 30'una çek. İnsanlar yetiştiremiyoruz. İnanın yetiştiremiyoruz. Bunu lafla değil, insanlar artık evlerine gidemez noktaya geldiler. Bunları aykırdık meydanlarda. Beyan sürelerini düzeltin dedik. Bir düzeltme yapıyorsunuz. Vergi maddeyle alakası olmayan bir düzeltmede idari para cezalarla veyahut da işte özel usul cezasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunları düzeltin diye taleplerde bulunuyoruz. Ama en önemlisi mesleğin geleceğiyle ilgili olan çok önemli bir konu vardı ki Kamu Gözetim Kurumu'nu bu 1 Mart'ta meydanlarda büyük bir geniş kesimle haykırdık. Dur dedi. Kamu Gözetim Kurumu dur dedi kendilerine. Bu yeni Türk Ticaret Kanunu'na gelen denetçilik. Evet, denetçilik meselesi. Şimdi bakın her yerde anlatıyorum bunu. Dünyanın hiçbir yerinde bir mesleği bu kadar ikinci planda görecek bir bürokratın gücü yeteceğine inanmıyorum. Bu kadar net konuşuyorum. Bu meslek örgütüyle kavgalı olan hiçbir bürokratın başı olma şansı yoktur. Vergi konusunda İstanbul düzeltiyorum, vergi dersi başkanlıkları tüm odalarımızı iyi bir diyalog içerisine girmeleri gerekiyor. Bunun en güzel örneğini vergi barışında 4811'de o işbirliğiyle Türkiye'ne kazandığını gördük ettik. Sigorta konusunda eğer bir adım atmak istiyorlarsa yine odalarımızda işbirliği yapılması gerekiyor. Ama maalesef kamu gözetim kurulan kurum, bir de ortada denetim yok. Ticaret Kanunu'na ilgili biliyorsunuz. Hatta bugün zannediyorum resmi gazetede yayınlandı, rakamlar bekleniyordu biliyorsunuz, kimlerin denetime tabi olacağı konusunda yaklaşık 2000 tane firma ilgilendiren bir bağımsız denetim süreci var, ortada denetim yok. Ama Türk Ticaret Kanunu'nda denetim mekanizması var. Var ve arkasından bu kurum hayır diyor, ben sizin yaptığınız hiçbir şey kabul etmiyorum. Güvenmiyorum size. Güvenmiyorum, ben yeniden kuracağım ya. Kardeşim sen yeniden kuramazsın ki. Köklü bir meslek örgütünün üyeleriyiz biz. Ve bu anlamda da diyoruz ki bunu düzelt diyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi nedir? Bir tanesi diyor ki bakın mesleklerin hemen hemen hiçbirinde olmayan sadece bizim meslekte var. Staja başlama sınavı var. 3 yıl staj var. Yeterlik sınavı var. Ve bundan sonra meslek mezunu olur insanlar. Diyorlar ki bu kurumun uygulamasına göre hayır diyor efendim sen diyor bu yetmez. Tekrar diyor ruhsat aldıktan sonra 3 yıl daha staj yapacaksın diyor. Bir denetçinin yanında ve arkasından diyor bir sınava daha gireceksin diyor. Sayın Pamukoğlu böyle bir adalet olabilir mi ya? Ha, ne yapabiliriz? Sınav konuları eğer denetim ağırlıklı olacaksa biraz revize edersiniz. Ama bu şuna benziyor. Siz bir diplomanız var. Siz nerede mezunsunuz Pamukoğlu? Mülkiye. Mülkiye mezun. Şimdi diyor ki bu kurum. Senin diyor mülkiyeden aldığın diyor bu diplomayı kabul etmiyorum diyor şeyi. Ben yeniden diyor bu üniversiteden mezun musun diye onu test edeceğim diyor. Evet. Böyle bir şey olmuyor. Bütün sınavlara gireceksin. Böyle bir şey yok. Bir boyutu bu. İkincisi bu işin en önemli ayağı eğitim konusu biliyorsunuz. Ve biz İstanbul Maaş Odası yıllardır
bizim sırtımızdan para kazanmayıp engelledik. Eğitimi ücretsiz yaptık. Yayınlarımızı ücretsiz verdik. Ve bu kurum oluşmadan önce TÜRMOP Eğitim Projesi adı altında yaklaşık 45 bin tane insanın katıldığı eğitimleri düzenledik. Bir lira ücret almadan üyelerimizden. Ve bu kurum şimdilik ne yaptı biliyor musunuz? Bunların hiçbirisini kabul etmedi. Ve şimdi üniversitelere başta Sakarya Üniversitesi olmak üzere daha kurum yönetmenin yayınlamadan Sakarya Üniversitesi işbirliği yapıldığını görüyoruz. Ve bilim de şu anda tehlike altında. Buradan uyarıyorum üniversiteleri. Bir hatalı yolda gidiyorlar. Şimdi sen bu ülkenin kaynaklarını her bir eğitim 4-5 bin liralık kabul ettiğimiz zaman ve herkesin de hakkı olduğunu varsaydığımız zaman tüm meslekler bunu girmeye kalktığı zaman 400-500 trilyonluk bir kaynağı telef edemezsiniz olayda. Biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ama şunu da karşı değiliz. Kamu Gözetim Kurumu'nun tüm dünyada olduğu gibi asli görevinin denetçiyi gözetlemek olduğu konusunda da çalışmasına karşı değiliz. Öyle olması gerekiyor. Denetim standartlarını yapsın. Denetimi evet, gözetlesin. Bunları kontrol etsin, gözetlesin. Yakında şunu da ifade edeyim. Biz 1 Mart günü, pardon düzeltiyorum, 2 Mart günü bir arama toplantısı yaptık. Bilim adamlarını çağırdık. Mesleki derneklerimizi çağırdık. Denetim konusundaki tecrübeli olan kuruluşların temsilcilerini çağırdık. Ve bu arama toplantısının sonuçlarını yabancı dilde çevirerek her yere bunu göndereceğiz. Çünkü biz bir yanlış yapıldığına bu ülkede inanıyoruz Sayın Yani sizin oldu. Yanlış yapıldığı denilen serbest muhasebeci mali müşavir olan kişilere bağımsız denetim yetkisinin verilmesindeki bu aşamalar ve bu zorluklar. Evet, sınav ve eğitim konusu denetimin herkesin hakkı olduğunu, siz bununla ilgili olan yapacağınız görevinizin dışarıdan bir kontrol sistemi olduğunu, gözetlemek olduğunu ve en önemlisi bizim başından beri karşıladığımız nokta gençlerin önünü kesiliyor bu sistemde. Bağımsız denetim konusu bir enerji işidir, bir ekip işidir, takım işidir sizin de bildiğiniz tabii gibi. Heyecan olması. Heyecan işidir. Sen genç arkadaşlarımızın da önünü kesiyorsunuz. Bir başka konu, bu konuda biliyorsunuz bir yönetmelik yayınlandı Sayın Pamukoğlu. Bir tek yerinde bir tek sözcük yok ki TÜRMOP kelimesi geçsin. Ya böyle bir şey olabilir mi? Her yerde meslek örgütüyle işbirliği yaparak siz bu süreci sürdürebilirsiniz. Bir örnek vereceğim ben size. Örneğin disiplin boyutunu meslek odalarımız bakıyor. Bir kişi mesleklenme cezası almışsa bunu Kamu Gözetim Kurulu nereden bilecek? Nereden bilecek? Hiçbir yerde bir işbirliği yoksa. Tabii. Dolayısıyla bu işbirliği yapılmasını istiyoruz. Ama sonuçta maalesef böyle bir anlamadığımız bir yapı var. Bu konu düzelinceye kadar mücadele sürdüreceğiz. Onu çok bu net mücadelede yalnız sizi yani. Yeminli mali müşavirler biraz diyor ki ya bizim haklarımızı da Yahya Arıkan aldı götürdü. O bir gecede değişiklik yapıldı ya. Yeminli mali müşavirlere kanunen bir hak verilmişti. Yahya Arıkan'ın mücadeleleri sonucunda yeminli müşavirler de Kamu Gözetim Kurumu'nun şeyine girdi, radarına girdi. Başından beri burada yeminli odalarında bu hatayı yaptık Sayın Pamuk'la. Benim eşim de yeminli mali müşavir biliyorsunuz. Başka bir şey bu. Biz ayrıcalıklara karşıyız. Çünkü biz şöyle bir şey demedik bugüne kadar. Yeminli mali müşavirler bağımsız denetim yapmasın, onlar muhasebi bilmezler, bağımsızını yapamazlar diye bir yaklaşımımız yok ki. Tam tersine yeminli mali müşavirler SMM'lerin denetim hakkı olduğunu savunduk. Eğer burada ortak dik durmuşsaydı, bakın şu anda yeminli camia tabana nasıl anlayacaklar bilmiyorum ama hem TÜRMOP eğitimine katıldılar, şimdi de Kamu Gözetim Kurulu gösterdiği eğitimlere katılıyorlar. Ben size çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Şu anda Kamu Gözetim Kurulu ortaya koyduğu eğitim boyutuna yeminli mali müşavir dışında büyük bir kesim katılmıyor Sayın Pamukoğlu. Doğru yolda değiller. Halbuki oturup birlikte TÜRMOP'un çatısı altında mücadelemizi sürdürmüş olsaydık hiçbirimiz o radara girmeyecektik. Biz kimsin radara girmesini istemiyoruz. Sizin ifadenizde. Maalesef burada bir hata yapıldı. Aslında sorun Türk Ticaret Kanunu değişikliğinde. Binlerce firma denetim dışında bırakılmış oldu o değişiklikle. Halbuki herkes denetlensin değil mi? Meslek elemanları da çok. 32 bin diyorsunuz. Yeminli müşavirler var. Önemli olan denetim değil mi?
kaliteyi arttırmak değil mi? İşletmelerin denetimi değil mi? Bundan kaçınıldı. Zaten SPK denetliyordu. Dolayısıyla burada serbest muhasebeci mali müşavirlerin denetim hakkının yetkisinin verilmesine ben de inanıyorum. Bir de şu var. Gerçekten çok başarılı bir odasınız. Siz de çok başarılısınız. Çok iyi kaliteli meslek elemanlarınız var. Çok. Yani yeminli mali müşavirlik sınavına girmeden yeminli mali müşavir olmuş. Hatta akademik unvanı olmadığı halde profesör olacak kadar kendini yetiştirmiş elemanlar var. Şimdi siz bunu alıp şuradan geçir, buradan geçir, şu sınavdan motivasyonu bozulur. Haklısınız. Mücadelenizde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hak yerini bulacaktır. Buna inanıyoruz. Bu kadar güçlü Yahya Arıkan, Türk Ticaret Kanunu değiştirmeyi başaran Yahya Arıkan hakkında diliyor ki ya yıllardır oda başkanı yıkılmıyor, yıkılmayacak, yıkılamıyor. Ama sizin yerinize de alternatifler düşünüyor işte odaların düzeninin nedir sizin bu başarınızın altındaki etken? Bir kere bizim başımızın altında bir ekip mantığı vardır. 90'da oda kurulduğu zaman yola çıkarken ben tek başım yola çıkmadım. Mesleğin yeniden kurulması inanmış insanlarla şeye benzetiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna benzetiyorum. Mustafa Kemal tek başına değildi ki. Tabii. Onun silah arkadaşları dediğimiz İsmet Ünler başta olmak üzere bir sürü insanlar vardı. Biz de bir takım çalışmasına inandık arkadaşlarımızla. Onlarla bunu yedik. Bir de biz düşünce olarak, inanç olarak insan ayrımı yapmadık bugüne kadar. Çünkü bizim inancımız şu, hatta bizi farklı olarak da göstermeye çalışıyorlar. Siyasetten bir kere korkmamak lazım. Ama biz siyaset yapmadık, bizi siyaset yaptı olarak algılıyorlar. Siyaset eğer Türkiye'nin gerçekten anlatmak siyasetse bunu anlatmaya devam edeceğiz. Bugün belki biraz sonra konuşacağız. Türkiye'nin ekonomik verilerini en iyi bizler biliyoruz. Dolayısıyla bunu yaşıyoruz ve bunu kamuoyuna anlatması gereken bizleriz. Bu anlamda biz göreve geldiğimiz günden, ilk günden itibaren o kapıdan içeri kim girerse girsin onun şapkasını, mali müşavir şapkası olduğunu inandık ve ayrım yapmadık. Bunu herkes gördükleri için birinci nokta başarımıza temelini bu yatıyor. İkincisi biz bilgiyi paylaştık. Bizim kuşağın en büyük yaptığı olan şey bilgiyi paylaştık. Bugün İSMO'da 70'ten fazla arkadaşım çalışmakta. İnanın meslekle ilgili olan bir gelişme olduğu zaman en kısa sürede belki yarım saatte belki bir saatte ama 24 saatte geçmeden o bilgi siteye yüklenir ve meslektaşlarımıza yükleniyor, iletiliyor. Şey bu etkenlerin de ciddi bir rolü olduğunu inanıyorum. Bir misyoner olarak. Evet en büyük özelliği o ve ekibimiz vizyonerdir. Geleceğe açığız, yeniliğe açığız. Aslında bizim muhasebe mesleği Sayın Pamukoğlu diğer mesleklerden daha çok yeniliğe açık biliyor musunuz? Ve hızlı geliştik biz. Hatırlayın bir zamanlar elle defter yazıyorduk. Siz masanın başka bir yerindeydiniz. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Elle defter yazılan Türkiye. Raporları elle değil mi? Elle. Raporları bile elle yazıyordunuz. Ama bugün ne hale geldik? Her şeyi elektronik ortamda gönderebiliyoruz. Ve bunun başarı tamamıyla meslek mensuplarının yeniliğe açık olan yönünden kaynaklanıyor. Yoksa bugün başka bir şikayeti var bizim meslektaşlarımızın. Bir zamanlar mahallenin sigortanın yaptığı işleri biz yapıyoruz Mustafa Bey Şahin. Değil mi? Yani o da bir şey. Vergi dairesinin hamalı oldunuz gerçekten. Amiyane tabirle. Bütün işleri size yıktılar. Ben hakikaten özveriyle çalışıyorsunuz. Ama işletmeler de özel sektör de bunun değerinin farkında değil gibi. Değil mi? Maalesef özel sektörün yaptığımızın farkında değil. Belki de biz ne yaptığımızı anlatamamakta eksiklik çekiyoruz. Belki bu bir pazarlama konusu. Bakın 40'tan fazla mevzuatı takip ediyorum meslek mensubu. 20'den fazla beyan ve bildirge gönderiyorum meslek mensubu. Ama bu yaptıklarının ne karşılığını alabiliyor ne de kıymet biliniyor. Yani halk deyimle bu şekilde ifade etmeyi istiyorum. Zor bir işi sürdürmekteyiz. Tabii o yeniliğin güzel yanı şu. Mesela eskiden İstanbul gibi metropolde 70 küsür tane vergi dairesi var biliyorsunuz. Gidip tek tek o tahukları almak, tek tek onların paralarını gidip vezdesi kusurluklarını gibi yatırmak, bunlar kalkması artı şeyler. Ama bunların mahallede birileri yapıyordu. Sigortada biri, bunu şu anda bir meslektaşım yapıyor. O yüzden ofisinde yapıyor. Evet ve gayet de başarılı yapıyor. Ama bunu yaparken de
3-5 tane temel sorun konusunda idarenin ivedi bir şekilde bunları çözmesi gerekiyor. Örneğin tahsilatlarımız konusu var. En son parayı biz almaktayız. Bakın, makbuzu kesmek zorundasın parayı. Evet. Sonra. Mesela kayıt dışı ekonomiden bahsediyoruz. Diyorum ki ya, Türkiye'de nakit hareketi kaldıracaksınız. İnanın, bir kelimeye her şey bankadan geçecek diyeyim Sayın Pamukoğlu. İş biter. 1 lira olsa bile. Evet, iş biter. O zaman ne olur? Herkes kayıtlı bir ekonomi içerisinde olabilir ve bu şekilde de hem kayıt dışı ekonomiden bahsetmemiş oluruz hem de meslektaşlarımızın tahsilat benzeri konular gibi sıkıntılar olmaz diye düşünüyorum. Ağır bir meslek. Yani bakın, yeminli mali müşavirlerden meslek daha ağır. Yeminli mali müşavirler denetliyor, önüne gelen verileri denetliyor. Ama siz hakikaten bizzat çalışıyorsunuz. Ama burada tabii bir sakınca var. Google muhasebecileri, mali müşavirleri çıktı. Yani Google'a bir soruyu giriyor, karşılığında alıyor. Mesela sizin siteyi gezmiyor. Oradan diyor ki eser sözleşmesi nedir? Önüne geliyor. Doğru mu geliyor, yanlış geliyor. Değişmiş bir mevzuat. Bir de teknolojinin o sorunu var. Onu halletmeniz lazım. Yani sizler bu konunun önderleri olarak. Burada tabii bu işin talep edenlerin bilinçli olması lazım. Evet, Google'dan bunları alabilirsiniz. Bunlar doğru. Bilgini paylaşır son derece doğru. Ama ileride insanların başı aramaması gerekiyorsa her konunun alanındaki bir uzmanla çalışması lazım. Ben çağdaş toplumlarda insanların 3 tane konuda mutlaka danışmanları ve işbirliği içerisinde olması gerektiğine inanmışımdır. Bunlardan bir tanesi mali müşavirdir. Bir tanesi hukuktur. Mutlaka bir avukatla bağınız olması lazım. Bir tane de sağlık çok önemlidir. Bir doktorunuz olması gerekir. Tamam. Bu işi çağdaş insanı bence olmazsa olmaz temel ihtiyaçlarıdır. Onlarla işbirliği profesyonel insanını yapanlar bence gelecekleri çok daha başarılı, daha huzurlu, daha mutlu gideceklerdir. Ama el yordamıyla toplanan bilgiler ileride telaffuz edilemeyecek şekilde bir zararla karşı karşıya gelirler diye düşünüyorum. Dünya dahisi hiçbir toplantıya avukatı ve mali müşaviri, ona mali müşavir demiyor, fasulye sayıcı muhasebeciler fasulye olmadan girmiyor. Soruyorlar ya sen niye böyle yapıyorsun? Ben avukatımla, maliyecimle girerim. O giriyorsa, o ihtiyaç hissediyorsa hepimizin tabii bunu değerlendirmesi lazım. Peki, bu kısmı böyle kapatalım. Bu ay vergi ayı. Evet. Mart ayında mükellefler neleri beyan edecekler? Bizi seyreden emekli vatandaşlar, kira geliri elde edenler, ücret geliri elde edenler bir değerlendirebilir miyiz? Tabii şimdi burada 7 gelir unsuru elde edenler, belli koşulları oluşturanlar biliyorsunuz Mart ayında yıllık beyanname vermeye gerekiyor. Bir önce de anlattık, ayın 1 ile 25 arasında bu beyannamelerin verilmesi gerekiyor. Bir kere ticari kazanç sahibi olanlar, serbest meslek kazancı olanlar, bunlar bir mali müşavirleri vasıtasıyla muhasebeyi tutturuyorlar ve beyannameleri vereceklerdir. O konuda çok fazla bir detayına girmek istemiyorum. Ama yaygın olaraktan iki tane temel konu var bildiğiniz gibi. Bir tanesi kira gelirleri konusu. O önemli. Bir de menkul sermaye iradı dediğimiz boyut var. Bir de ücretler boyutu var. Şimdi menkul sermaye iradında 2015 tarihine kadar herhangi bir beyanname verilmesi söz konusu değil. Bunlar tevkif yoluyla elde edilmiş işte repo, mevduat faizi benzeri kazançların herhangi bir beyannamesi söz konusu değil. Orada çok fazla bir sıkıntı yok. Ücret konusunda tabii burada bir sınır var. Bu sınır birçok alanda da geçerli bildiğiniz gibi. Her yıl bu yeniden değerleme arttırılıyor. 2012'li için bu önemli rakam 25 bin lira. 25 bin liranın boyutu nedir? Eğer tek bir işverenden ücret alıyorsanız bunun limiti ne olursa olsun herhangi bir beyanname verme söz konusu değil. Yani ulusal kanalda yönetici borcuya dahil aldığı ücret 20 bin liraysa beyanname vermeyecek. Rakamı ne olursa olsun, yıllık kazancı ne olursa olsun 50 bin daha olsa, 50 bin daha olsa vermeyecek. Ama ulusal kanalda ücret alırken Aydınlık Gazetesi'nde de alıyorsa ikinci bir yerden ücret alıyorsa oradaki aldığın ücret yıllık 25 bin lirayı aştığı takdirde iki ücreti de birleştirerek beyanname vermeniz gerekiyor. En büyük şey bu boyutta. O çok önemli. Onu vurgulayalım. Ama bu ikisinin toplamı değil. İkinci ücret seçeceği ikinci ücret. Seçecek tabii. Hı. Yani belirttiğiniz gibi iki tane ücret ortada meydana gelecek.
Bir tanesini alacak. Tabii ki doğal olarak da 25 bin lirayı hangisi aşıp aşmadığına bakacak. Eğer ücretlerden bir tanesi 25 bin lirayı aşıyorsa, bir tanesi rakamını deyip ki 500 bin aşıyorsa, mecbur olun bu ikisi birleşmek zorunda. Bu ücret gelir elde edenlerin. Gerçi bu biraz adaletsiz gibi. Birincinin mantığıyla çelişiyor. Yani siz bir tek işverenden sınırı aşmıyorsa bildirmiyorsunuz. İki ücretten bir tanesi geçince tekrar birleştiriyoruz. Orada bir adaletsizlik yok mu? Elbette adaletsizlik var. Aslında yine bildiğimiz kadarıyla sizin de bildiğiniz gibi gelir vergisinde bir reform çalışması şu anda sürüyor. Umut ediyorum buna benzer haksızlıkları düzeltilmesi gerekiyor. Tabii burada ücret gelir elde şu uyarımızı yapalım. Herkes için geçerli bu. Her şey elektronik ortamda takip ediliyor. Ya benim bulmazlar etmezler diye kimse ücreti bulamazlar demesinler. Bu anlattığımız boyutta mutlaka gerekli önlemleri almakta büyük bir yarar var. Yine ücrete kira gelirine girmeden önce emlak vergileri hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 2013 yılı vergi değerleri emlak vergileri ise bir kere Mayıs ayına kadar Mart, Nisan, Mayıs ayına kadar birinci taksidi ödenmesi gerekiyor emlak vergisine biliyorsunuz. Yeniden değerleme oranında yani 2012 yılı emlak vergisi ödediği vergiyi yeniden değerleme oranında artıracak, o oranda vergisini ödeyecek. Bu da 7.8 biliyorsunuz, %7.8. Örneğin 100 lira makbuzuna bakacak. 7.8'e çarpacak. 100 lira emlak vergisi varsa 7.8'e çarpacak. 107.8 olarak da bunu ödeyecek. Bu da önemli olan bilgilerden bir tanesi. Tabii kira gelirlerine baktığımız zaman burada da iki tane kira geliri var. Hemen baştan belirtelim. 25 bin lira bir rakam belirttik biraz önce. Örneğin iş yeri gelirim var, kira gelirim var. Eğer bu ikisinin toplamı 25 bin lira aşıyorsa yıllık beyanımı vermesi gerekiyor. Öyle mi Sabi? Birinci nokta bu. İkincisi ikiye bölelim bunu. Eğer iş yeri kira gelirimiz varsa tek başına ve bu 25 bin lirayı aşmıyorsa bir yıllık bir anlamı vermesi gerekmiyor. Ama 25 bin lira aştığı takdirde yıllık bir anlamı vermesi gerekiyor. Burada da hemen şunu paylaşalım. Özellikle sadece iş yeri kira geliri olanlar ve 25 bin lira aştığı takdirde beyanlama verdikleri takdirde bir vergi iadesi alma durumlarıyla karşı karşıyalar. Stopajdan dolayı. Çünkü bildiğiniz gibi %20 her ay kiradan veya 3 ayda bir her neyse gelir vergisi kesintisi yapmakta. Şöyle ifade edeyim. İş yeri kira geliri olanların yıllık 120 bin lira civarında bir geliri beyan ettikleri takdirde bir vergi yükü olmadığını söyleyebiliriz. Stopaj kadar. Evet. Yani bu önemli. İlave bir vergi yükü yok. İlave bir vergi yükü yok. Hatta 120 binin altındaki olan iş yeri kira gelirlerinden iade var. İade söz konusu. Bu önemli bir şey. Bu birinci nokta bu. İkincisi sadece mesken olarak varsa burada da bir muafiyet koymuş. O nedir? Yıllık bu seneki rakam 2012 3 bin lira rakamı. Eğer 3 bin lirayı aşmıyorsa sadece konut geliri elde etmesinden dolayı yıllık bir anlamı vermesi gerekmiyor. Ama 3 bin lirayı aştığı takdirde bir anlamı vermesi gerekiyor. Buradaki temel olarak dikkat etmemiz gereken nokta kısaca bunun altına çizmek istiyorum. Peki, İsterseniz örnek de verebiliriz yani. Ben bir sorayım isterseniz ona göre. Bir emeklinin bir konutu var. 10 bin lira kira geliri var. Ve götürü gider seçmek istiyor. Nasıl yapacak bunu? Nasıl hesaplayacak? Şimdi 10 bin lira bir kira geliri varsa sadece konut olmasından dolayı önce 3 bin lira yıllık muafiyeti düşecek. Kaldı 7 bin lira. O 7 bin liradan götürü gider tercih etmişse %25 götürü gider rakamını hesaplayacak, düşecek. Geri kalanı vergilendirecek. Yapacağı nokta bu.
Peki gerçek gideri seçmişse bu kişi götür gider değil tabii mi? Tabii şimdi bakın bu rakamlar değişiyor ama ben gerçek giderle götür gider arasında bir kere konut sahibi olanlar bunu çok iyi irdelemesi lazım. Eğer gerçek giderleri fazlaysa bunları beyan etmenin avantajını işte burada bir mali müşavir ihtiyaçları var. Bakın her ne kadar bunları bilmiş olmasına rağmen bir hesap kitap meselesi nelerin gerçek gidere gidip en iyi bilecek olan mali müşavirlerdir. Ben şöyle bir örnek yaptım. 20 bin lira bir gelir var, kira geliri var. Her ikisi de 20 bin lira. Biri gerçek usulü seçmiş, biri götürü gideri seçmiş. Şimdi her ikisi 3'er bin lira istinaya düştük. Ne kaldı? 17'şer bin lira matralları kaldı. Örneğin gerçek gidere tabi olan bir kişinin 12 bin 13 bin lira civarında bir gideri varsa bu giderin tamamını düşüyor ve matraya iniyor 4250 liraya. Ama götürü giderdeki rakam 17 bin üzerinden %25 bir gider götürü gider hesaplandığı zaman bunun matraya iner 12750 liraya. Daha fazla evet daha fazla vergi görebiliyor. Bu anlamda bunu çok iyi bir şekilde ama tabii gerçek giderlerde şeyi söylememiz lazım. İspatlanması, belgeli olması lazım. Tabii, hepsi belge tabi ispatlanması gerekiyor. Ama bunun bir hesabını, kitabını yapmak lazım. Özellikle yeni bir yer aldığınız zaman bunu ödediğiniz faizler veya ciddi bir bakım onları mı yapıyorsunuz? Konut kredisini düşebiliyor musunuz? Düşebiliyorsunuz tabii. Yani dolayısıyla onu iyi hesaplayıp bu tip gerçek giderleri fazla ise götür gider yerine biz bunu tavsiye ediyoruz Sayın Pamukoğlu. Peki benim evim var. Anneanneme kirasız verdim. Burada emsal kira bedeli uygulanıyor mu? Maalesef. Yani yakınlarınıza dahi olmuş olsa bedel ben kira bedeli almıyorum deseniz emsal bedel uygulanıyor. Orada da dikkatli olmak lazım. Ya bu da emsal kira bedelini de bir izah edin. Hem vatandaşlarımız anlasınlar. Şimdi emlak rayiç bedelinin %8'i zannediyorum değil mi Sayın Pamukoğlu? Ben %5'i. %5'i. Yani diyelim ki bir dairenin emlak rayiç bedeli 100 bin lira ise bunun %5'i nedir? 5 bin lira. 5 bin lira aşağı yıllık beyanname veremezsin anlamına geliyor. Almamışsa bile 5 bin lira beyan ediyor. Ya bu da doğru bir şey değil. Yani hakikaten bir insan anneannesine bu yeri verebilir. Doğru mu? Evladına verebilir. Bir yakına verebilir. Burada önemli olan biraz önce anlattığımız sistem kayıtlı bir ekonomi olduğu zaman bakarsın hakikaten bir gelir elde etmemiştir insanlar ki biliyorsunuz kiradaki en büyük olgu gelire dayalı olan bir şeydir. Tahsilatta esastır. Bir de şunu hemen uyarısını yapalım. Kira gelirinin en büyük özelliği paranın tahsil edilmesi üzerine kurulur. Eğer tahsil etmemişse kirayı verdiniz, para almamışsınız. Vergi vermiyorsunuz. Vergi vermiyorsunuz. Peki peşin tahsil etmesem 2 yıllık? Hepsini vereceksiniz. Hepsini vereceksiniz. Orada bir, o önemli çünkü. Orada bir kaçacak yeriniz yok yani. Peki Yahya Beyciğim, şimdi mali müşavirler reel sektörün işletmeleri muhasebesini tuttuğu için kalbi. Son 10 dakikaya da girdim. Kameramanlar da vergiden sıkıldılar. Çünkü diyorlar ki nasılsa vergi ödeyelim. Çabuk bitirme gayreti için. Eskiden vergi adresi vardı. Hepsini ilgilendiriyordu. Hangi gözleri açılıyordu. Şimdi o da yok. Şimdi onu da kaldırdılar. Onun için 10 dakika şeyimiz var. Kısıtlı bir zamanımız var. Dolayısıyla işletmelerin kalbini bilen, bilançolarını bilen, borcunu bilen, banka borcunu bilen kişiler olarak konsolide ettiğimiz zaman reel ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakın ben birkaç rakamlar vereceğim. Bu rakamlar üzerinden konuşalım müsaadenizle. 2012 yılında Türkiye bir önceki yıla göre dünyanın en hızlı yavaşlayan 9. ekonomisi olmuş. Birinci vereceğim nokta bu. İkincisi büyüme rakamlarına bakıyoruz. 2012 yılında büyüme rakamı şu anda %2,5. Bir önceki yıl büyüme %8,5 etti ikinci rakam. 3 iç ve dış borçlara bakıyorum ben. 10 yıl önce bizim dış borcu stoğumuz 130 milyar dolardı.
2012 itibariyle bu rakam 332 milyar dolar olmuş. Bu şuna benziyor. Kendinizi çok varlıklı olarak ortaya koyuyorsunuz. İşte eviniz var, arabanız var. Diyelim ki 100 bin dolarlık bir eviniz var. Ama bunun yanında da bu evi alırken 500 bin dolar da borcunuz var. Siz zengin misiniz mesela? Hayır. Türkiye'de bu aslında bu. 130 milyardan 332 milyar dolara çıkmış. Cari açığa bakıyorum ben. Cari açığa. 2012 yılında 50 milyar dolar cari açık. İhracata bakıyorum. 2012'de ihracat rakamları 152,5 milyar dolar. Güzel bir rakam. Ama şunu göz ardı etmemiz gerekiyor. Bu ihracatın kaçı ithalat yoluyla karşılanıyor? Hemen söyleyeyim. 160 dolayında ithalattan karşılıyor olay. İşsizlik almış gitmiş. Gizli işsizlik rakamı koyduğunda 4 milyondan fazla Türkiye'de işsiz oranı var. Enflasyon evet tek haneli ama gerçek hayat öyle mi? Pazara çarşıya çıkmanız gerekiyor. Hiç de öyle değil. Sürekli meyveye, sebzeye, ona buna zamlar yapılmakta. Başka sorun, kayıtlı ekonomi desen ortada en az ekonomi %50'si kayıt dışı ekonomi. Ama en önemli boyut benim rakamlar götüreceğim nokta, Türkiye'deki adaletin temeli olan dolaylı dolaysız vergi olayı. Dolaylı vergi şu anda Türkiye'de %70'ler civarında Sayın Pamukoğlu. Hiçbir ülkede yok. Hiçbir ülkede yok. Tam tersine ülkelerin büyük bir bölümünde dolaylı vergi %30, dolaysız vergi dediğimiz yani gelir ve kazanç yüzden alınan vergiler birçok ülkede %70'lerde, bizde %30'larda. Sen bakkaldan alırdığın peyniri çok varlıklı bir insan da aynı katma aynı vergi veriyor. Diyor. Ben de ödüyorum olayı. Türkiye'de inanın patlama noktası bu yerdedir. Bu düzenlenmediği sürece, çözülmediği sürece Türkiye'de vergi adaletinden bahsetmemiz söz konusu değil. Ama bunun farkında değiliz ve bütçe gelirlerinin ya da vergi gelirlerinin %70'i dolaylı vergilerden oluştuğunun bir tehlike olduğu ya da adaletsiz bir vergi sistemi olduğu hususunda bir mutabakat yok. Yani ya da farkındasınız. Değil mi? Biraz bu da var. Çok önemsemiyoruz yani. Evet, vatandaş olarak da farkında değil. Ama burada tabii iş dünyasının da kendine göre haklı nedenler var. Çalışanların var. Şimdi ya bugün Türkiye'de bizim yıllardır savunduğumuz birkaç görüş vardı. Birkaç tanesi gerçekleşti. Bir tanesi tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatıda bilesin dedi. Güçlü bir kurum olursun. Oluştu mu? Oluşuyor. Oy oldu. Oluşacak. Bunun başka yolu yok. Reşit olun herkes beyanname vermeli. Birçok ülkede bu olmaktadır. Bunun anlamı nedir? Yaptığınız her türlü harcamaları. Kayıt dışı da buradan yok olacak. Geçmişteki sistemde hatalar olabilir. Ama şimdilik elektronik ortam var. Her şeyi bankadan geçirdiğiniz zaman gerek iş dünyası, gerek çalışanlar yaptığı tüm harcamaları vergi madenleri zaman yıl sonu alacakları bir vergi iadeleri hem işe dörtte sarımı sağlayacak hem de çok temel bir vergi adaleti yönden ciddi şekilde haksızlıklar ortadan kalkacak diye düşünüyorum Pamukoğlu. Bir de işletmelere baktığımız zaman işletme bilançolarına banka kredileri, finans, borçlar şeyden fazla. İflas ertelemeleri çoğalmış reel sektörde. İflaslar var. Dönemiyor firmalar. Yıllar önce dönüyordu borçlar şeyle falan ama şimdi dönemiyor. O da bir sinyal değil mi? Tabii o da bir sinyal. Bunun yanı sıra son birkaç aydır bir durgunluk var. Tam algılamış değilim. Artçı mıdır nedir bilemiyorum. Böyle bir ekonomide bir sessizlik var. Canlılık biraz azaldı gibi. Bunlara da dikkat edilmesi lazım. Yani sonuçta bu konularda bir uzlaşma olgusu olması lazım. Özellikle vergi konusunda. Vergi konusu siyasal iktidarlara göre dizayn edecek bir olgu olmaması lazım. Devlet politikası. Devlet politikası olması lazım. Adaleti sağlayan. Herkes ödediği vergiyi gönül rahatlıkla verebilen, hesabını sorabilen, şeffaf denetlenir Türkiye olması gerekiyor. Ama biraz önce de ifade ettiğiniz gibi
bu çok önemli fırsat olan Türk Ticaret Kanunu maalesef ötelediler şu anda. Aslında Türkiye'nin itibarını kaybettiren bir olguydu. Halbuki tüm mali tablolar denetlenmiş olsa, şeffaf hesap verilmiş olmuş olsa her şey farklı noktaya gelecekti. Bunlar düzelecek. Bunun başka yolu yok. Hatta denetimsiz bir tablo da var şu an. Eski anonim şirketlerde muraklık vardı. O da boşlukta şu anda. Böyle bir garip bir şey yaşıyoruz. Peki efendim, son sözlerinizi alayım. 32 binlik bir ordunun lideri olarak mesajlarınızı alayım ve programı kapatayım. Ben öncelikle bir kez daha teşekkür ediyorum Ulusal Kanal'a. Şunu ifade etmek istiyorum. Dünyanın en zor işini yapan bir mesleği icra ediyoruz. Meslek hastalıkları sıralamasında 3. sıradadır mali müşavirlik mesleği. Kalp krizi verenler. Evet. Yer altındaki maden işçileri, kimya maddeleri 3. sırada biz geliyoruz. Bu meslek örgütünü yok sayarak değil, bu meslek örgütü sorununa sahip çıktığımız takdirde en önemli görevlerden biri olan ülke ekonomisine ciddi bir katkı oluşacaktır. Ben bu sağduyu bekliyorum. Tüm meslektaşlarıma da sizler vasıtasıyla hem kendine hem de bizi izleyen tüm herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza ben sağlık. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Mart ayı vergi ayı. Değerli bir konu ağırladık. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı, 32 bin kişilik meslek ordusunun lideri Yahya Arıkan'ı ağırladık. Sevimsiz konular. Belki ilginizi kira gelirleri çekmiştir. Ama gerçekten muhasebecilere sahip çıkmalıyız. Çünkü onlar bizim en önemli yardımcılarımız. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum efendim.